intikal etmiş başka dosyalar var. Demek ki bunlar için talepte bulunacak yer Dışişleri Bakanlığı üzerinden, hukuk böyle işler, Adalet Bakanlığı'dır. Ya bu işlerin normali budur diyorsunuz. Normali budur. Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'ndan talepte bulunur. Evet. Dışişleri Bakanlığı'yla birlikte Adalet Bakanlığı'ndan gerekirse bir heyet resmi olarak gider. Bu görüşmeleri yapar. Bu bir tutanağa bağlanır. Orada resmi bir iade talebinde de bulunulabilir. Ama böyle adeta işte arka kapı diplomasisi gibi Türk dış politikasını işte ne hale getirdiklerinin bir örneği de bu. Efendim biz böyle arkadan pazarlıklar yaparız, biz gideriz, işte bir heyet kurarız kendimizce, bunu da gözlerden uzak tutarız, kimseye de söylemeyiz, bunu önlemeye çalışırız. Neyi önlemeye çalışıyorsunuz? Bir daha söylüyorum. Sedat Peker'in kirli ilişkilerinizi, Türk siyasetinin battığı o çürümeyi, bu ülkenin geldiği noktayı daha da fazla deşifre etmesinin önüne geçmek, kriminal ilişkilerinizin daha da fazla ortaya serilmesini önlemek için adeta böyle yangından mal kaçırır gibi bir panik halinde diplomasiyi de, siyaseti de, uluslararası hukuku da, bir devlet adabını da terk ederek kendinizce böyle yol ve yöntemlere başvuruyorsunuz. Bu Süleyman Soylu, Peker'in şu ana kadar ortaya koyduğu iddialarda en sık ve en ağır şekilde hedef aldığı isim. Onu söyleyeceğim. Evet. Ha, Süleyman Soylu kendi güvenliğini, kendi adli anlamda, siyasi anlamda da kendi güvenliğini temin etmek için oraya gittiyse anlaşılır. Ya bundan bir tek bu şey çıkar. Ya bir tek şunu bana söylerse Süleyman Soylu, evet, bugüne kadar benim hakkımda deve dişi gibi iddialarda bulundu Süleyman Soylu için Sedat Peker. Benim için söylemediğini bırakmadı. Ya Sezgin Baran Korkmaz gibi bir kriminal bir tiple, bir uluslararası kara para aklayıcısı ile bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde işte tutuklu olup yargılanan bir kişi ile ve bunun Türkiye'deki suç ortakları üzerinden kara para aklama eylemleriyle beni ilişkilendirdi. Nitekim bunun kaçmasına benim vesile olduğum, benim talimat verdiğim, üstelik devleti de işin içine katarak, yani bütün devlet en yukarıdan, yani Erdoğan'dan itibaren bu konuda talimatlı, kararlı ve bir devlet politikası olarak bir kara para aklayıcısını yurt dışına çıkardım iddiasında bulundu benim için Süleyman Soylu. Bunu dönüş diyebilir Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Ya dönüşünün de evet, garantisiyim diyor benimle ilgili. Yani bunları anlatmak için gitmiş olabilir mi Soylu? Sakın ha, inanmayın bu iddialara. Ya yapmayın. Aman, daha ne bunları bir daha söylemesini ne başka benim hakkımda bir takım iddialarda bulunmasını önleyin. Aman böyle bir şey olmasın şeklinde kişisel bir talepte bulunmak için gitmiş olabilir. Bu anlaşılır. İnsani bir tarzıdır. Korkmuş olabilir, çekinmiş olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına İçişleri Bakanı bir başka ülkenin İçişleri Bakanlığı'na gidip adli bir olayı, adli bir soruşturmayı, adli bir dosyayı takip etmez. Bir dosya takipçiliği durumuna düşmez. Tamam. Yani ilk bakışta resme ilk baktığımızda bu çarpıklıklar ve gariplikler çok var diyorsunuz. Garip bu. Bu işler böyle olmaz. Eğer iadesiyle ilgili asla olarak olmaz bu temas gerçekleştiyse. Bu asla olmaz. Evet. Bunun devlet teamüllerinde de, uluslararası hukukta da, sözleşmelerde de suçluların ne şekilde iade edileceği, bunun yolları, yöntemleri, ya defalarca uyguladığımız şeyler. Bunun peki, için dediğim gibi Soylu bir boy göstermek istemiş olabilir işte mi orada? Olarak, yani olarak Peker cephesine yönelik ve Peker'e yönelik olarak bir gözdağı, işte bir boy gösterme, böyle bir şey mi olabilir mi? Pek, bakın Soylu'nun iddia ediyorum, altını da kalın kalın çiziyorum. Süleyman Soylu'nun en son isteyeceği şey Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesidir. Asla böyle bir şey istemez. İsteyeceğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Böyle bir şeyi önlemek için elinden geleni yapar. Çünkü onlar için ve bütün iktidar için, Sedat Peker
Birleşik Arap Emirlikleri'nde mevcut şimdiki durumu ile enterne edilip bu şekilde bütün medyadan, sosyal medyadan, şuradan burada iletişimden koparılmış bir tecrit halinde iken iktidar ve Soylu açısından bir güvenlik alanı oluşur. Ama buraya geldiğinde, Türkiye'ye getirildiğinde, burada normal bir yargı sisteminin içine girip konuşmaya başlayacak, ifadesi rahat rahat alınacak, avukatları ile temas kuracak, onlar üzerinden topluma rahatça mesaj verebilecek bir hale geldiğinde, iktidar açısından yukarıdan aşağıya tamamı için tehditin en alası başlayacak demek. Peki, yani en rahatsız edici boyut orada başlayacak. Sayın seyirciler, unutmayın ki yakın zamanda Sedat Peker yeniden mesajlarına başlamış ve özellikle bu SPK hikayesiyle ilgili olarak